Evet arkadaşlar merhaba. 11 Ekim 2021 Pazartesi akşamı Delaware Park'ta tekrar beraberiz. Amerika'da pazartesi günlerinin klasik hipodromu Delaware Park. Genelde yağmur oluyor biliyorsunuz ve birçok safkan da koşmuyor. Bakalım bugün çok da böyle ilginç bir program var. Değerlendirebilir miyiz? Ona bakacağız. Evet, birinci koşuşuyla beraber Maiden satış koşusu 7'li plase başlıyor. Dişiler 2 yaşlı İngilizler 1700 metre kumpiste çıkacaklar. Burada iki tane safkan bizim için geçerli. Bir numaralı Ready to Film Raul Mena ile 5 numaralı Miss Lady L. Carol Sedona ile. Bu iki tane safkan bizim için yeter. Tabi burada Jackie B. Goode var Abner Adorno ile. Çalışmaları pek yok ama yani yazılabilecek bir safkan. Dileyenler 4'ü ilave edebilir. Yani 7'li plesi önemseyenler ama bizce 1 ve 5 biraz daha ön planda arkadaşlar. Bakalım burada nasıl bir sonuç çıkacak. Tabii 4 normalde herkes yüklenecek bu 4'e. İnşallah ilk 3'e girer. Evet ikinci koşu Maiden satış koşusu. Burada altılı Ganyan başlıyor ikinci koşuyla beraber. Maiden dişi 2 yaş İngiliz. Burada da bir tane ilk kez koşacak at var. Diğerleri ikişer üçer dörder kez koşmuş. Arkadaşlar burada bir numaralı Bluegrass on Top. Jamie Rodriguez'di. Bu Jamie Rodriguez biliyorsunuz bu hipodromun şu anda en top jokeyi, en üst düzeyde jokeyi. 6 numaralı Holiday Connection John Hiraldo'yla 35 handikap puanı, en yüksek handikap puanına sahip bu Holiday Connection. 7 numaralı Ruby Dooby Doo, Ramo Parish'li. Arkadaşlar biraz bu sürprizlik kalıyor. Bu Patrick Ashton'ların kendi atı, antrenör ve sahipleri kendi atı. Tamamıyla kapalı kutu bir safkan bu. Ne yaptı, ne etti belli değil. Tabii burada 1.6'yı geçebilirse iyidir. Yani biz bunu sürpriz olarak yazdık açıkça söyleyeyim. Dileyenler yazmaya da bilirler. Başka atınız varsa orada yazabilirsiniz ama Ruby Dooby Doo böyle antrenörü aynı, sahibi aynı olduğu zaman bazen hiç ummadığınız şekilde geliyor da ve bunu birçok kere biz yaşadık. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Burayı biz 1.6.7 geçiyoruz ama varsa sizin atınızda tabii. Orada değerlendirebilirsiniz. Kendi atınızı koyabilirsiniz. Üçüncü koşu, altılı yani ikinci ayağı yani. Opsiyonel satış koşusu şartlı. Üç yukarı İngilizler 1200 metre. Kum piste çıkacaklar. 10 tane safkan var. 3 tane safkan burada söyleyeceğiz. 5 numaralı Aegis Revenge. Evet, Aegis'in intikamı. Atın ismi bu. Daniel Santano ile. Daniel Santano da iyi bir jockey arkadaşlar. Ara ara yarış kazanıyor. Bu Sepulveda'ların, Manuel Sepulveda, Carlos Sepulveda'ların kendi atları bu. Bakın. Yine aynı şey. Antrenör ve sahip aynı. 9 numaralı Lawn Boy. Charlie Marquez'le. Evet. Bu safkanda baktığımız zaman 85 handikap puanıyla evet en yüksek handikap puanına sahip safkan gözüküyor. 10 numaralı Holy Saint. GD Acosta. Evet arkadaşlar bu safkanı mutlaka kuponlarımızda yazalım. 10 numara Holy Saint. Burada Kutsal Aziz atın ismi yalnız bu arada. Kutsal Aziz geliyor en dış kulvardan. Mutlak düzeyde bu atı yazalım. Bu Kutsal Aziz'i 10 numarayı ve 5, 9, 10 diyoruz biz şimdilik. Daha sonra varsa sizin atınızda yazın. Tabi Cemil Rodriguez'in bindiği bütün safkanlar iyi oluyor burada 2 numara. Biz çalışmaları çok vasat olduğunu gördük. O yüzden bir şey yazmadık ama bakarsınız arkadaşlar. 5, 9, 10 olarak bu üçüncü koşu geçiyor. Şimdi dördüncü koşu Maiden opsiyonel satış koşusu. Üçüncü ayak. Üç yukarı İngilizler 1100 metre kum piste çıkacaklar. Hemen hemen bütün koşular kumda olması lazım. Tabii ki bir altıncı koşu. Evet altıncı koşu çimde. Dördüncü koşuda da biz 7 numara normalde alternatif Banko arkadaşlar. Heaven's Got Fire, Raul Mena ile burada normal şartlar altında bu koşu kazanması lazım. Alternatif Banko.
Yani şimdi bugün vereceğimiz bankoyu beğenmeyenler veya fazladan, yani çok fazla kupon parası ödemek istemiyorum, bize iki tane banko lazım derseniz, bunlardan bir tanesi 7 numara olmalı. Heaven's Got Fire, Raul Mena ile. Burada yine bakın, sahipleri ve antrenörleri aynı Jose Rodriguez. Genelde bunlar Meksika asıllı, Latin kökenli hepsi, biliyorsunuz. Bu atın da iki tane rakibi var. 5 numaralı Dream Happy, Jorge Ruiz ile ve 2 numaralı Behemoth Star, Angel Cruz ile. Evet. Burada 5 numara Dream Happy ve 2 numaralı Behemoth Star, Angel Cruz ile. Bunun direkt rakipleri arkadaşlar. 7, altını çizgi çekiyoruz. 5 ve 2 diyoruz burada. Evet, 5. kuşta opsiyonel satış kuşu şartlı. Dişi 3 yukarı İngilizler 1600 metre kuma çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar, bu rada biz H işaretini kullanmak durumundayız. Hepsini. Ama burada tabii ki son koşusunu kazanmış bir tane, yani zoraki kazanmış bakın. 83 handikap puan olması bir şey ifade etmiyor. 33 gün evvel son koşusunu kazanmış. Rush Hour Trafik. Şimdi arkadaşlar, biz bu atın geleceğine inanmıyoruz, açıkçası söyleyeyim. İnansak tek atarız zaten. Ama sıralamamız şu: 4, 3, 1, 2, 6, 7, 5. Evet. 4, 3, 1 öncelikli. Bu Texas Reward iyi koşacak. Vallahi önemli. Yani belki de bu kazanacak zaten. Yine bakın, sahibi ve antrenörler aynı. Baltazar Galvan. Galvan Baltazar mı artık, hangisi ismi? Ön ismi ise Baltazar diye bir ilk isim olamaz herhalde. Galvan Baltazar'dır. Herhalde. Baltazar Mehmet Paşa'ymış şeyi, sahibi. Evet, burası 4-3-1 öncelik dedik. 4-3-1, 2-6-7-5. Bu şekilde hepsi arkadaşlar, yani hepsinin geliri var burada. Ama bu sıralamaya göre seçebilirsiniz siz de. Belki de ilk 3 atı, yani 4-3-1 yazsanız burada, o da olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Doktor N var yalnız burada bir tane. Eren, Doktor N bize aşı yapabilir, iğne yapabilir. 6. koşu tabela koşusu 22.45'te, satış koşusu şartlı. Dişi 3 yukarı İngilizler 1500 metre. Çim piste çıkacaklar. Tek çim koşu da zaten bu. Arkadaşlar burada son koşusunda ikinci olmasına rağmen 3. safkanı, arkasındaki safkanı 11 boy fark atan Nurse Rashid bulduğu bu uygun grupta bunları bir şekilde geçer diye düşünüyoruz. Bizim bankomuz tabi, dediğim gibi, 4. koşuda 7 numarayı unutmayalım. Orada banko atabilirsiniz, bunu beğenmezseniz eğer. Ama burada 9 numaranın Nurse Rashid'i bu uygun grupta Jamie Rodriguez gibi bir jokey üzerine. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim size. Jamie Rodriguez Beautiful Tease'e biniyor. Beautiful Tease burada yine birincilik yapmış bir jokey, safkan. Yine burada iki tane, yani bakın, bu safkanın yarışa gideceği belli. Eğer Nusret koşmazsa, bakın Jamie Rodriguez hem burada hem de 7 numara da var. O zaman 7 numaranı iyi, çok rahat banko atabilirsiniz. Burada banko 7 numara olur. O yüzden biz burada 9 numara banko diyoruz. Eğer 9 numara koşmazsa Cemil Rodriguez, ben bu atı biniyorum 7 numara der dediği anda, o zaman 7 numara bankomuz olacak arkadaşlar. Ona göre 9 ve 7 olarak işaretleyin siz bence onu. Çünkü birinden biri koşmayacak. Evet, 7. koşu son koşu değil, opsiyonel satış koşusu. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada ilk aşamada 3 numaralı Redeem Eddie, Michel Sanchez'de, bakın Michel Sanchez zannedersem bir tek burada koşuyor. Normalde bu koşu kazanması lazım. Ancak ekürüler yine burada. Jamie Rodriguez iki tane ekürüye biniyor burada. Bir tanesi bunlarla hangisine binerse onu yazabilirsiniz. 7 numaralı Steady Till Ready, Angel Cruz'la ve 8 numaralı Mojovation, John Hiraldo'yla. Arkadaşlar bunu mutlaka yazın, 8 numarayı. 8 numarayı mutlak düzeyde yazın.
Bu John Hiraldo çünkü ben dikkat ettim birçok geçmiş koşulardaki listelere de bakıyorum. Belirli periyotlarda devamlı kazanan bir jokey bu. Burada da bu safkanla en çok kazanmaya yakın çünkü en fazla handikap puanı olan safkan zaten. Burada Mojo. Evet. Burası 3 diyoruz. Başta Ridim Eddy. 1 ve 9 diyoruz. Hangisi artık binerse Jamie. Ve 7-8 diyoruz akabinde. Arkadaşlar Delaware Park için söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Biliyorsunuz web sitemizden de rahatlıkla izleyebiliyorsunuz şablonları. En son şablonları da yine yarışlardan evvel bakarsınız diyoruz. Evet, iyi bir pazartesi akşamı geçirmeniz dileğiyle bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.